Bu görüntüler yeni geldi. Evet. Ne görüntüleri yandı dedim ilk defa. Yani uzun süre değil, ilk defa Kassam Tugayların direnişi. Şimdi bütün gün, bugün gün boyunca CNN International bu haberi geçti. Gazze sınırında, İsrail topraklarında çok ciddi bir çatışma, yığılma var dedi. Bir kara harekatı bugün yarın dedi. Tüm dünya tepki gösteriyor. Beyaz Saray'dan yani çok da bu kapsamlı bir harekat değil, kısmi bir harekat gibi açıklamalar gelse de bir katliama doğru gidiyoruz. 1,5 milyondan fazla insan var. 600 bin Han Yunus bölgesine gitmiş. Ama yani 2,2 milyon değil mi hocam, evet, nüfusu? Evet. 300 binde. Yani biz neredeyse... Refah kapısı da kapalı. Refah kapısını da kapattılar. Demek 15 gün önce konuştuğumuz Amerika'nın, Amerika'nın kurduğu liman. İşte şimdi geldi gündeme. Şimdi ilk defa uzun süredir değil mi hatırlamıyoruz. Tabii. Kassam Tugayların bir direnişi. Burası neresi muhtemelen? Kuzeyde de vardı. Kuzey Gazze olabilir burası. Tabii. Çünkü Kuzey Gazze'de hiç kalmadı deniyor. Hayır, Kuzey Gazze'de bölgesi aslında işte mülteci kamplarında yaşayanlar var. Fakat oradan da İsrail'e yönelik füze atışı olduğu için şimdi orayı hava bombardımanıyla, kara harekatıyla Kuzey Gazze'yi tekrar İsrail operasyon yapıyor. Bu helikopter şimdi düşüyor herhalde refah, hocam. Refah yapılan operasyon ise şu ana kadar 300 bin oradaki Filistinli sivili Doğu Refah'tan uzaklaştırdılar. Ve neden sadece 300 bin? Yani şunlara bakalım. Peyder pey yapıyorlar yani. Şimdi kafalarındaki... Bir tank harekatı bu. Kafalarındaki Kafalarındaki kurgu şu. Yani Akdeniz'e doğru olan Mısır sınırını tamamen kontrol altına aldıktan sonra... dışarıda işte Hamas'la mücadele ediyorum ve askeri operasyon yapıyorum, özel operasyon yapıyorum. Siviller bundan etkilenmeyecek diye şu ana kadar İsrail propaganda hocam, yapıyordu. Dur şunlara bakalım. Bir dakika dur. Kapsamlı saldırı yapabilirler. Öyle bir tehlike var. Bak. Sivillere yönelik. Bunlar ya burasının kuzey şimdi, olduğunu düşünmüyorum ama. Tank savar füzesi attı. Meskun Mahal Muharebesi'nde gördüğünüz gibi tanklar Meskun Mahal'e giriyorlar ve bir İsrail tankını vurdular burada. Ondan sonra dikkat ederseniz burası terk edilmiş bir bölge. İnsanın yaşamadığı bir bölge yani. Kuzeyde. Kuzey olma ihtimali. Kuzey Gazze olabilir. Evet. Kuzey bir dakika. Bu tank değil. Bu bir zırhlı araç veya buldozer olası mayını temizlemek için içeriye giriyor. Burada da pusu atmışlar. Burada tankın bir dakika bakayım. Bu tam belli değil ama zırhlı yani muharebe buraya bir saldırı yapılacak anlamına geliyor bu Hamas'ın. İşaret demiş de şimdi vurdu mu vuramadı mı onu görmek lazım yani. Biraz oynat devam ettirelim görüntüyü Samet. Hareketini devam ettiriyor. Bu da saklandığı yerden tuzak kurmuş. Ama o tel bir bu bir tuzağı. Oraya girerse onu bir şekilde vurdu bak ondan sonra. Fakat sonu gelmiyor tabii. Ne olduğunu tam anlaşılmıyor. Biraz daha güney doğru bölgeler olabilir mi? Çünkü yerleşim burası yerleri... Evet güney olabilir çünkü yeşillik gördüğünüz gibi. Dur bakalım ne yapıyor burada. Neresi? Cibaliye bölgesi. Yani kuzey Gazze. Kuzey Gazze. Hatta eleştirdiler. Kuzeyde eksik yapıldı, strateji yoktu. Yani bize saldırı yapılıyor. Bize saldırı yapılıyor şu burada anda. Burada vurduğu bir zırhlı araç. Zırhlı aracı vurmuş ondan sonra. Devam ettirelim görüntüyü. Bu robot, insansız robot keşif cihazı. Bu İsrail elinde vardı, onu ele geçirdiler herhalde. Bu keşif istihbarat cihazı, unmanned robot dediğimiz insansız kara aracı. Bunun üzerinde kamera var. Kameraya bağlı daha zırhlı birliklerin içerisinde askerler var. Gördüğünüz gibi robotik sistem. Bu derslerde anlattığımız insansız robot cihazı. Onu ele geçirmişler. Tabii buradaki şey şu. Bakın şurada bir tane tank var. Onlar gelişini görmek için gördüğünüz gibi aynadan faydalanıyor. Bu aynayla nereden geldiğini kestiriyor ve tankı vurdu gördüğünüz gibi. Bu bir tam meskun oluyor. Mahal muharebesi. İşte Hamas'ın veya Kassam Tugay'dan elindeki tank savar sistemleriyle bunu vuruyorlar. Ama taktik önemli. Burada saklanıyorlar. Hedefi aynadan görüyor. Gördüğünüz gibi o hedefi o aynaya göre görünmeden onu vuruyor. Yani bu bir tuzak. Burada da yine bir Merkava tankı var.
ona yukarıdan vuruş vurdular. Tankın kulesinden vurduğunu görüyoruz. Tabii... Şu tuhaf hocam. Çok kısa şimdi, veriyor. Tam anlayamıyorum. Mesut hocam şunu buyurun. Sorabilir miyim? Yani mesela İsrail'in paylaştığı bazı haritalar var. Bizim yaptığımız harita var. Bir Gazze haritası. Asıl Kuzey'i oradan bakmamız lazım. Kuzey'in tamamen ele geçirildiğini söylüyor. Artık kontrolün tamamen ele alındığını söylüyor. Bazı tampon tabii. bölgeler var. Tüm bu iddialara rağmen Kassam Tugayları hala daha meskul mahallede çatışabiliyorsa, gizlenebiliyorsa, böyle direniş sergileyebiliyorsa ya da atakta bulunabiliyorsa o zaman bizimle paylaşılan o bilgiler doğru mu? Doğruluğunu sorgulamaz mıyız? Yani şu var, Hamas'ın çatışma, savaşma kapasitesi. İsrail bu görüntüleri paylaşıyor, Hamas bu görüntüleri paylaşıyor. Bunlar gece çok görüş ötesinde. Kameraları. İsrail bakımından Hamas'ın savaşma kapasitesi beklentilerin çok ötesinde. Hamas şu anda herhangi bir yerden destek alıyor mu? Kara kuvveti alamıyor. Var mı? Ordusu, teçhizatı, cephanesi, içecek suyu, yiyecek yemeği var mı? Hiçbir şey yok. Ama direniş kapasitesi 7. ayı bitirdik, 8. aya geçtik. Hala Gazze'nin her tarafında İsrail işgalcilerine karşı saldırı yapabilecek potansiyeli hala güçlü. Vatan savaşı. İsrail bakımından bulmak bir başarısızlık söz konusu. Bugünkü bilgiler mi bunlar? Taze bilgiler mi? En son paylaştıkları efendim, hocam. En son paylaştıkları burada İsrail'e. Tankın himayesinde gördüğünüz gibi bu bir Merkava tankı ve diğer zırhlı araçlarla beraber yukarıdan da bir şekilde insansız araçla bomba atılmasın diye gördüğünüz gibi bunlar Ruslar da yapıyor bunu. Tankların ve zırhlı araçların üzerine tente koymuşlar. Onu zıplatması için. Fakat bu kamerada alınmış gece görüş sistemiyle. Gördüğünüz gibi İsrail ordusu ciddi bir zırhlı mekanize harekatı içerisinde. Buradaki bir direniş hareketi. Yani tek tek tankları avlama. Meskun mahal muharebesi. Burada belki bir tane, iki tane tankı veya zırhlı aracı vurabilirler. Ama İsrail'in... Böyle bir yerde artık buldozerlerle bakın şimdi bir tane kepçe gidiyor burada. Çok küçük bir kepçe gidiyor. Arkasında bu yani zırhlı aracın önünde zırhlı kepçeler ve şeyler var. İş makineleri var. Şimdi görüyorsunuz İsrail'in aradığı şu bakın. Onların su merkezleri, elektrik merkezleri ve bir şekilde gizli kuyuları ve tünelleri arıyorlar. Ondan sonra... gördüğünüz gibi bomba atar var bunlar elinde. Bunlar da İsrail'in görüntüsü hocam. Evet. Çok önemli ve gece görüş sistemini. Bunlar ağır tanklar. Gördüğünüz gibi bu yine bir zırhlı şey iş makinesi. Bu piyade komandoları. Fakat bu harekatı olmadan önce bizim gördüğümüz kadarıyla İsrail basınında gece uçaklar ve helikopterler hava harekatı yapıyorlar. Onlar yumuşattıktan sonra bu zırhlı araçlar harekete geçiyor ve onun alan kontrolü altında piyadelerin bir şekilde bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını görürüz. Onlar da Kassam Tugayları da kendi ülkeleri, bak şimdi burada yaklaşık tabur seviyesinde bir mekanize birlik var. İçinde evet. tank var, zırhlı muharebe aracı var gördüğünüz kadarıyla. Ve bu gece görüş sistemiyle çizilmiş. Derin kuşatma hocam değil mi? Derin kuşatma. Derin değil. Burası zaten küçük bir alan. Dar küçük bölge. Bir alana çok bölge. Aşırı kuvvet yılma. Burada ilerleyiş. Şimdi bakın burada yandan şey yapıyor. Bu tankları nereye doğru ilerleyişi? Tank bu. Gazze sınırını ale makinesiyle yapıyor burada. Gördünüz mü? Burada herhangi bir şey canlı olmasın diye. Burada bölük seviyesinden tabur seviyesinde bir mekanize harekat var. Ve derinleştiriyor harekatını. Gördüğüm kadarıyla Refah'tan ileriye doğru bu bir püskürtme ve kuşatma harekatı nedir? Hocam bu şey olabilir mi? Orada biliyorsun aşağı bir koridor var. Philadelphia koridoru. Yok, Refah'tan denize bu. Kadar şimdi, giden. Onu işgal ediyor galiba tabii şu bu, anda. Tabii bu bölgelerin neresi olduğunu bilemeden konuşamayız. Maksat şu. Buradaki 1.8 milyon insanı denize doğru tabii. püskürtmek. Denize doğru itiyorlar. Ve tabii bakın burada şu anda sivilleri görmüyoruz. Bu acaba... meskul mahalleden mi alındı yoksa tarladan mı geliyor bunlar belli değil. Ve gece olduğu için de belli değil. Bakalım şimdi bunlar iş makinesi hepsi de zırhlı hocam, iş makinesi. Hocam bu sınır olabilir mi? Bakar mısınız? Demir efendim? Tellerden geçiyor bu araçlar. Yani şu an Gazze'nin içinde böyle bir yer İhtimalen kullanmış bu, olabilir o, mi? Ele geçirdikleri kapılar bunlar ondan sonra. Oradaki direnekleri kırmak için.
Yerle bir etmişler her tarafı. Öndeki takım Merkava tank takımı. Ondan sonra bunlar bölgeyi ele geçirmişler. Mevzi almışlar bakın. Burada iş makinesi var. Bu herhalde Kassam'ın su merkeziydi. Burayı ele geçirmişler. Burada bölük seviyesinde şey yapmışlar. Yerleşmişler. Bu ateş ettiği bomba atar ve dikkat edin üstünde gece görüş dürbünü var. Şimdi bunlar çok matah şeyler değil yani. Ben onu söyleyeyim. Hmm. Askeri açıdan dar bir alanda karşıda çarpışan adam yok. Yani direnici olmadan ilerleyen paylaşılmıyor. Ve yani bir şunu, strateji şu var. Mesajı denize vermek doğru. İşte dünya. İsrail Hocam, ordusu galip. Merve Hanım, denize doğru gitme hareketi var. Denize doğru. İşte burada çok tehlikeli noktaya doğru gidiyorlar. Benim gördüğüm bu efendim. Peki hocam. Peki. Çok Sağ teşekkür olun. Ederim. Buyurun Bülent Bey, siz de tamamlayın bu görüntüleri. Şimdi bir not daha eklemek istiyorum ben. Buyurun. Han Yunus'a doğru Refah bölgesinde Han Yunus'a doğru yığıma yapıyor. Yani burada şu anda çok güçlü olduğunu göstermek istiyor İsrail. İsrail'i orada bizim Filistinli Refah'tan insanlar gitti. Devamlı doğru. gidiyor şu anda. Son rakam daha 480 bindi. Şimdi 480 bin aşağı indiğine göre Refah kapısı kapalı. Hı hı. Nereden gelecek gıda? Görüyorsunuz kuyuları kapatıyorlar. İşte o 15 gün önce konuştuğumuz Amerika'nın sinsi planı, o üs var ya liman, o limanı kullanacaklar. Yardım gelmeyecek oradan. İşte onun üzerinde çok duruluyor şu anda. Oradan bunlar aç kalırsa Filistinler, susuz kalırsa, yardım gelmezse, bizi kurtarın diye bağırmayacaklar mı? İşte o zaman yalancı gözyaşlarıyla sizi kurtarıyoruz diye o plan devreye girecek. 15 gün önceki plan bugün herkes konuşuluyor. O son konuştuğumuz programda. Yani o limanı neden kurdukları, ne kadar çift yüzlü oldukları, ne kadar gaddar oldukları tekrar ortaya çıktı. Peki Bülent Bey, çok teşekkür ediyorum. Yani korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani İsrail ordusu bu görüntüleri paylaşıyor. Gücünü göstermeye çalışıyor ama düzenli bir ordu yok karşısında. 7 Ekim'den bu yana tamamen kuşatılmış bir Gazze karşısında bu ordunun, düzenli bir ordunun bu görüntüleri hiçbir şeyi fayda etmez diyor Mesut Akgüce Şunlu Hocam. Refah bölgesinden zaten Refah sınır kapısını da işgal etmiş durumda. Ve oradan yaklaşık 500 bin insanı Han Yunus'a doğru gönderdi. Sürdü. Denize doğru. Neden Han Yunus diyorsunuz? Deniz kenarına doğru. Ve orada kurulan o liman, geçici liman diye kurulmuştu sözde, yüzen evet. liman. Aslında Han Yunus'a insanları neden gönderdiğinin sebebi bu diyor. Efendim, gemilerle insanları sözde kurtaracaklar. Yani bu bir tecrit ben diyor. Ben küçük Bülent bir değerlendirme yapayım. Tek yani. Bir cümle bitti hocam. Bu açık bir soykırım. Karşısında düzenli ordu olmayan sivilleri katletme, çocukları öldürme, sivilleri öldürme ve tamamen ve kısmen yok etme kastıyla hareket eden askeri suç, savaş suçu bu. Ve burada bir savaş yok. Burada bir katliam var, burada bir soykırım var. Bunun askerlikle, savaşta hiç bilgisi yok. Burada insanlara karşı bir suç var. Ve bir daha söylüyorum. Netanyahu mutlaka Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu suçlarından yargılanacak ve onu Amerika'da kurtaramayacak. Mesela tam tersine Amerika'yı, çok teşekkür bakın, ediyorum. Balon yükselmek için bir şekilde ağırlığını atar. Netanyahu'yu atacaklar. Sonunda yargılanacak. Teşekkür ediyorum Profesör Doktor Mesut Akgüce Şin. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülgel. Biz Sayın Bülent ediyoruz. Erandak, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Epeyce açtık zaten süremizi. Memleket meselesini burada noktalıyoruz. İyi geceler diliyorum herkese.